Soruyu sor bakalım kardeş, neymiş? Abi bir izleyicimiz Murat Keskiner. Bereketli olsun üstadım. Arı bölmeyi bal sezonu sonunda bölmeyi düşünüyorum. Anayı da kendisinin yapması durumunda çiftleşmeye sonbaharda çıkar mı diyor. Sonbaharda çiftleşmeye çıkar da yani %90 %99 diyeyim çiftleşir. Fakat ilkbaharda gibi olmaz. Yani ilkbaharda, çünkü o arı nasıl güçlendireceksin sen o arıyı? Sen böldün, 4 çiftliğe böldün, 3 çiftliğe böldün, çiftleşti ama kışı nasıl çıkaracaksın? Hele kış şartları şeyse, yüksek yerdeyse, mesela Erzurum gibi, ondan sonra Malatya gibi, efendim Kayseri gibi böyle yerdeyse çıkmaz kardeşim. Yani ondan yaza çıkmaz. Fakat en ideali baharda, bu mevsimde yapılanın önü geçilmez. Nereye gidersen git. Abi bir izleyicimiz Azerbaycan'dan selamı var. Aleyküm selam. Türk kardeşler ve selam aleyküm. İki devlet bir millet. Selam olsun. Dünya fanidir diye bir kişi. O durumda diyor arıları birleştirmek var ya. He. Arılar birbirini kırmaz mı diyor. Şimdi arılar birbirini kırar ama şu mevsimde, bizim Çukurova için konuşuyorum. Şu mevsimde burada kırmıyor. Örnek şunun anası. Anası yok gerçi, bu anayı şey yapar da. Bunda ben şimdi bir baktım. Bunda ana yok. Evet. Onu saymıyorum. Fakat bir çita bir arı anası sıhhatlı. Bak. Anası sıhhatlı. Fakat ben de şurada da baktım, bu 8 çita bir arı var. Önce anasını bulacaksın. Anası yanlışlığıyla, anası bu zayıf hale gitmesin diye anasını bulup ayıracaksın. Öbüründen 2 çita al. Bununla başka bir kovanda, bak aynı kovana koyma. Başka bir kovanda burada birleştir. Yalnız 50 metre ötedeki arıya alıp da 50 metrede bu taraftaki arıya verilmez. Neden? Burada içeride oraya gider. Bu yavruyu basmaz, yavru çürüyor olur. En azından 1,5 kilometre uzaktan, 2 kilometre uzaktan alıp getirmek gerekiyor bunu. Bak tekrar söylüyorum. Diyelim şu arı zayıf örnek. Evet. Hatta bir çıtada diyelim yani. Mesela atıyorum ben bunu yalnız. Evet. Şu arı da 10 çıtada. Evet. Ben bunu güçlendirmek istiyorum. Bunu başka bir kovan getireceğim, bunun yerine koyacağım. Başka hiç arı koyulmamış veyahut da temizlenmiş, arı koyulsa da temizlenmiş, tertemiz bir kovan. Bunu, buradaki arıyı o kovana koyuyorum. Şu arıdan alıyorum. Önce bunun anasını buluyorum, bak. Anasını bulduktan sonra ayırıyorum. İki çıta yavrulu buna katıyorum, kesinlikle bu mevsimde öldürmez. Ben garanti veriyorum buradan. Ama şart ne? Burada kalmayacak. 2 kilometre, 1,5 kilometre uzağa götüreceksin. Kesinlikle ölmez ve güzel bir arı olur o. Hem aniden, çünkü hasret kalıyor yavruya. Az çünkü azıcık azıcık yavratmış. Ama diyecekti arkadaş, bu arının, ananın sıhhatli olduğunu ne biliyorsun diyecek. Kardeşim ben bakıyorum yaşı genç. Avuç ortasının bir yavru atmış ama ilerleyemiyor arı, zayıf kalmış. Böyle yavruyu ne yapmış? Kusursuz atmış böyle. Onun üzerinde belli bir şekilde bir parlaklık var arıda. Böyle kötü görünümü değil yani. O zaman bununla birleştir, denesin istersen. 1,5 kilometre uzağa götürsün. Böyle 10 tane arı götürsün. Fazla değil, 3 gün sonra bir baksın, bu arı aniden değişecektir. Bu arı aniden değişecektir yani. Tamam abi. Bu mevsimde öldürmez ama yalnız işin tarafı şu. Sağım yapmaya, yani bal kesim şeyine yaklaşık veyahut da bal kesiminden sonra birleştirirsen o zaman öldürüyor. Ha bir de şu var, yeni çıkmış ana, yeni yavruya geçmiş, ona mevcutlu bir arıyı verirsen o anı hemen keser, taze olduğu için o ana. Yavruya geçse de öldürürler, geçmese de öldürürler. O ana çünkü hareketli oluyor. Zannediyor ki o öbür arılar, çıkıp kaçacak zannediyor. Tutmaya çalışıyor o anayı. Tutarken de ayı derler, malağını severken öldürür derler ya. Evet. Onu severken öldürüyor daha doğrusu, onu öldürmüyor. Hatta hemen öldürüp atmaz onu. Bir iki gün sonra bak başına çökmüşler. Sırtı kapkara olmuş, kanatları kırpılmış. Kanatlarından tutuyor, uçmasın, gitmesin diye. Ben bunlara şahit oldum yani. Tamam abi. Başka soru sor kardeş. Abi Muhammed 61 adlı izleyicimiz. Ana arı yumurtlamıyor, ne yapayım diyor. Ana arı 10 gün yumurtlamıyorsa o anı imha edeceksin. Bak 10 günü geçtikten sonra o anadan hayır da gelmez. Yani 10 günü geçti mi elinizden geldiği kadar yok etmeye çalışın. Hazırda ananız varsa onu verin. Meme varsa yani... Hazırlıklı bir beslediğiniz bir yerde meme varsa onu verirsen onu hemen öldürüp atacaksın, onu vereceksin. Hiç acımayacaksın yani. Anladım abi. Yaşlı arı. Mesela bir baktın kanatları kırpılmış, bacakları zangır zangır ediyor yaşlı. Bu acıma ya.
Bunun arkasını beklemenize gerek yok. Beklemeyeceksin kardeşim. Niye bekleyeceksin yine? Şurada 3 çita arı var. Buradan göçtüm. Örnek atıyorum. Yaylaya gittim. Oradan kalktım başı. Arı hala ilerliyor. Arkasını neye bekliyorsun kardeşim bunu? Bekleme hemen. Onun anasını öldür at. Hazırlık kuracaksın yanınız. Her zaman için. Şurada az çok bir şey sigortan olacak yani memen falan. Hazırlık kuracaksın. Hemen onu öldüreceğin anasını memeyi üstüne takacaksın. Tamam abi. Durum öyle. Ramazan Aktay isimli bir izleyicimiz demiş ki abi, değerli meslektaşım, bölme arılara takviyeyi yavruyu kapattığı zaman veriyorum. He. Sizin gibi vermediğim de nasıl olur bilmiyorum. Yavruya bugün geçti, 2 gün sonra verebilir. Hiçbir şey olmaz. Yalnız üstünde arı, o arkadaşlar bazıları öldürüyor diyor da onu bilmiyor. Üzerinde birkaç tane böyle tarlacı arılar oluyor. Artık sıhhatli akla her şeye eriyor yani. Onlar olduğu zaman onu öldürür ama yeni çıkmakta olan öldürmez. Anladım. Yeni abi. Çıkma, yeni çıkmış arı, bir çift arı var, yeni çıkmış hepsi. Bomboz rengi artık belli, boz olur onun rengi yani. Onu getirsin versin geçerlemez. Biz hatta şöyle yapıyoruz, damızlık ana getiriyoruz. Oradan buradan bu yeni çıkmışları topluyor, bir çita yapıyor, içine anıya koyuyor onu. Hemen ne yapıyor biliyor musun sen? Hiç, o ananın başına anıya bir seviyorlar hemen, ne diyeyim sana. Onlar arı, anıya daha iyi beslerler. Zaten genç arılar arı sütünü iyi bırakıyor. Durum böyle kardeş. Kardeş, bu verdiğin soruları şimdi ben bazen kafa duruyor yani, Ramazanlık ya. Anlamanız lazım, beni mağdur görün. Ne diyeceğimi bazen unutuveriyorum. Yaşta biraz ilerledi. Özür diliyorum vatandaşlardan. Arıcı arkadaşlarım hele var ya, benim baş tacım. Hele profesyonel olanlar daha baş tacım. Bu yeni arıcılığa başlamak isteyenler başlasınlar kardeşim. Türkiye'nin her yanı bağ bostan. Bak şimdi bizim köyde tam aklıma gelmeyebilir, özür diliyorum. Bir şairimiz var. Gel köylü kardeş, tembellik etme uyan. Al birkaç damızlık, birkaç da kovan. Türkiye'nin her yarı bağ bostan. Her çiçekten alır türü bal diyor. Her mahsulden verir karı bal diyor bak. Çok ne kadar güzel söylüyor. Çok güzel.